Evet, programımız Manisa Soma'dan sizlere seslenmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Şu anda yanımızda Murat Bey var. Kendileri bu bölgede yapı alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarına konuk olduk, çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım Murat Bey. Ne kadar zamandır sizler bu yapı inşaat alanında faaliyet gösteriyorsunuz? Bu sektöre atılım nasıl oldu? 96 senesinden beri çekirdekten yetişmeyiz. Fakat kendi iş yerim faaliyetim olarak yaklaşık 3 yıldan beri faaliyet göstermekteyiz. Ürün yelpazemiz geniş. Bütün hepsi bizim elimizden geçtiği için, sistem olarak bize bağlı olduğu için hepsinde deneyimimiz, tecrübemiz var. Şimdi burada aslında ben de dinlemeye başlamak istiyorum. Yani yapı inşaat alanında ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Hizmet yelpazenizde neler var? Şöyle A'dan Z'yi dinleyelim sizlerden lütfen. Genel olarak iç tasarım, mobilya olsun, iç kapı olsun, dış cephe kapı pencereleri olsun. Aklınıza yani iç tasarımla alakalı ne geliyorsa hepsi bizim elimizden geçiyor. Hepsinde hizmet veriyoruz. Şimdi peki iç tasarım dediğiniz bu hani evler için mi iç tasarım? Aynen doğrudur. Evler için. Dükkan konseptlerine de giriyoruz ama genelde ev içi yapı. Peki iç tasarımdan bahsedecek olursak yani şöyle biraz açacak olursak iç tasarım alanında neler yapıyorsunuz? Görsel olarak genelde bu yönde İnternet üzerinden takiplerde bulunuyoruz. Hani yenilik ne vardır? İnsanlara yenilik olarak ne katabiliriz? Daha lüks ne yapabiliriz? Kendimizi o şekilde zorluyoruz. Yani internetten görseller araştırıp biz bunu yapabiliriz deyip de hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani müşteriye gösteriyoruz. Müşterinin beğenisine sunuyoruz. Bir şekilde kafasına yatırıyoruz bunu. O şekilde hizmet vererek birimize 1000 katmak gibi bir niyetimiz var. O anlamda çalışmaya çalışıyoruz. Bu sektörde yenilikleri takip etmek önemli değil mi Murat Bey? Kesinlikle doğrudur. Avrupa'da olup da bizde olmayan bir şey yok aslında. Biz bunu yapıyoruz ama insanlarımız işte nedir? O anlamda görüşe sahip olmak istiyorlar. Biz de bunu internet üzerinden görselleri sunarak bu var çok da yüksek rakamlara değil aslında. Hani düşündüğünüz gibi değil diyerek yanaşarak insanlara bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Peki dış alanda çalışmalarınız var mı? Dış cephede çalışma var. Kompozit cephe kaplamaları yapıyoruz. Artık yeni dönemde plaza tarzı binalarda kullanılan kompozit sistemlerimiz var. Silikon cephe sistemlerimiz var. Bu anlamda da ekiplerimiz var. Başarılı bir şekilde zamanında teslimatla görevimizi yerine getiriyoruz. Şimdi aslında iç mekan tasarımı, dış cephe tasarımı bunların hepsi gerçekleştiriliyor. Yeniliklere açık bir şekilde, yenilikleri takip ederek dediniz. Bunun dışında peki hizmet yelpazenizde yapmış olduğunuz işlemler neler? İç mekan, dış mekan dışında? Bunun dışında biraz fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Yetişemiyoruz o anlamda. Ya aslında hani kapı pencere olur, çatı mesela olur. Onlar zaten mevcut yelpazemizde, onlar mevcut. Genel olarak işimizin içinde var zaten. Peki şu anahtar teslim olarak çalışıyor musunuz? Tabii kesinlikle. Yani bu anlamda şöyle, müşterilerimiz 10 kişiyle muhatap olmayıp tek bir kişiyle muhatap olması zaten işine geldiği için o anlamda kendi ekiplerimiz, kendi ekip arkadaşlarımız var. Tamamen işin yönlendirmesini biz yaparak kademe kademe hem diğer firmalarda birbirine girmeden, birbirinin ayağına dolanmadan iş yürüyor. Hem müşteri de memnun bir şekilde işten teslim almış oluyor. Bu da aslında büyük bir lüks baktığınızda. Çünkü sadece bir kişiyle muhatap oluyorlar sizlerle ve işte iç, dış ya da işte evin ihtiyacı her neyse bunları sizler ekiplerinizle birlikte, tabii işin uzmanlarıyla birlikte gerçekleştiriyorsunuz. Peki kişiye özel çalışmalar yapılabiliyor mu? Mesela sizinle bir proje paylaştığında ev sahibi işte evimin iç dekorasyonunun böyle olmasını istiyorum. Bu renkte, bu modelde vesaire vesaire. Kişiye özel tamamıyla çalışmalar çıkartılıyor mu? Kesinlikle. O anlamda bize vermiş oldukları görsel zaten onlar da internetten araştırarak
bizim karşımıza bu şekilde geliyorlar, hazırlıklı geliyorlar. Biz de onların vermiş olduklarına artı bir şeyler ekleyerek zaten genelde çizimlerimiz üç boyutlu çizimler oluyor. Mimari çizimler üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız mimar arkadaşlarımız var iç tasarımla alakalı özellikle. Kendi programlarımızda mobilya kısmı olsun, dış cephe kısmı olsun programlar üzerinden olduğu için görsel olarak zaten mutakip kalabiliyoruz kendileriyle. Onların vermiş oldukları görsellere de artı katarak mümkün mertebe yardımcı oluyoruz. Şimdi işinizde önemli olan iki noktalardan biri şu ki öncelikle ona değinmek istiyorum. Hani kullanılan malzemeler de önemli değil mi? Yani malzeme seçimlerini siz mi gerçekleştiriyorsunuz? Kesinlikle şöyle, o anlamda Türkiye'nin durumu tabii kesinlikle belli olduğu için şimdi müşterinin hangi kategoride malzeme istediğini kendisi belirliyor. Çünkü X firmanın malı kötü diyemeyiz ama üretim A kalite, B kalite diye hepsinin bir üretimi var zaten. Yani her kesime, her bütçeye uygun o zaman ürünler çıkartılıyor mu kalite anlamında? Kesinlikle, kesinlikle. Burada peki işçilik de önemli. Sizlerin kaç kişilik bir kadrosu var ortalama? Kendi bünyemde 5 kişi olaraktan çalışıyoruz. Fakat diğer ekip arkadaşlarımız 6 kişiden oluşan var, 10 kişiden oluşan arkadaşlarımız var. O zaman projeye göre o zaman genelde ekip sayısı değişiyor sürekli diyebiliriz. Şu an sizle birlikte 5 kişi daha faaliyet gösteriyor o zaman bu alanda. Peki onların işçiliklerine güveniyor musunuz? Kesinlikle. Biz zaten şu şekilde bu işi biz bu arkadaşlara yapıp müşteri teslim etmeden önce kendim teslim alıyorum. Müşteriden önce kendimizin beğenmesi gerekiyor. Yani bir kalite kontrolden geçiriyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani müşteriye bırakmıyoruz yaptılar deyip de müşteriyi direkt yönlendirmiyoruz. Önce gidip kendimiz kontrolümüzü yapıyoruz. İstediğimiz standartlarda oldu veya olmadı. O şekilde teslim ediyoruz müşteriye. Peki şu ana kadar almış olduğunuz tepkiler nasıl? Uzun zamandır bu işin içerisindesiniz. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz müşterilerinizden? Bu geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu? Kesinlikle şu şekilde. Tabii ki çevre bir yerde önemli ama bize genelde işlerimiz diğer müşterilerimizin tavsiyesi üzerine geliyor. Tavsiyesinden ziyade tabii insanlar birbirlerini ziyaret ederken gördükleri şey bunları kime yaptırdınız çok güzel olmuşlar diyerek yansımalar oluyor bize. Bunun yani yapmış olduğumuz düzgün işin kalitesinden ötürü meyvelerini topluyoruz işin açıkçası. Peki hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz Murat Bey genel anlamıyla? Hangi bölgelerde çalışmalarınız oluyor ya da talep geldiği doğrultuda çevre illere gidiyor musunuz mesela? Genel anlamda Soma'ya hitap ediyoruz. Yakın sahil bölgesi olaraktan Dikili'ye hitap ediyoruz. Genelde işlerimiz orada oluyor. O zaman çevre il ilçelere gidiliyor talep geldiğinde. Buradan tabii müşteri memnuniyeti olaraktan İstanbul'da çalışmaya gitmiş olduğumuz var. Uşak bölgesine çalışmaya gitmiş olduğumuz durumlar var. Bursa'ya gitmiş olduğumuz durumlar var. Hatta müşteri bizden işi burada demonte olarak teslim alıp Ankara bölgesine dahi getirmişliği var. Peki kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait adını izleyicilerimiz için söyleyelim lütfen. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Web sitemiz var. www.emiryapı.org olaraktan bir web sitemiz var. Ürünlerimiz zaten sitemizde tanıtılıyor. Yapılan işlerimiz görsel olarak mevcuttur. Oradan bizi takip edebilirler. İsteklerini bize belirtebilirler. İletişime geçip herhangi bir konsept konusunda bizden yardım isteyebilirler. O anlamda da yardımcı oluruz. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de emir yapı olarak arama yaptığınızda web siteleri üzerinden yapılmış olan çalışmaları, hazır çalışmaları çok daha detaylı görebilirsiniz. Bu çevre illerde ya da ilçelerdeyseniz zaten ki İstanbul'a kadar, Uşak'a kadar hizmetler götürülüyor. Talep geldiği doğrultuda mutlaka ki Murat Bey değerlendirmeyi alacaktır. Sadece iletişime geçmeniz yeterli. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Manisa'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.